Tekrar geçmiş olsun efendim. Ha. Çok iyi görünüyorsunuz. Eyvallah. Ben seni çok kötü gördüm. Maalesef efendim. Evet. Sorun nedir? Efendim, Erhan Ersoy olayını biliyorsunuz. Biliyorum. Çok yazık oldu. Biz kendisini defalarca uyardık. Hatta hiç unutmam, o gün savcılığa dilekçe vermesini de biz istedik. Gerekli korumayı biz sağlayacaktık. Ama o Selim Efendi'ye yanaştı. Yani bir insan kendi katiline haraç öder mi? Beyinsiz işte. Anlıyorum efendim. Aslında iyi çocuktu. Ama beyinsizdi. Biraz saftı. Beyinsizdi ya, beyinsiz. Siz ne alemdesiniz? Ben de bunaldım efendim. Çok garip tehditler alıyorum. Üstelik belirsiz tehditler. Hiç kimse çıkmıyor arkasında. Allah Allah. Ne istedikleri de söylemiyorlar. Ailemi de rahatsız etmeye başladılar. Ama hepsinden korkunç olanı Savaş Doğan'ın tehditleri. Onun gözünü doyuramadım. Bak ya. İstediği parayı banknot matbaası zor karşılar. Bilirim ya. Aşk gözlü Yiğit'in tekidir ha. Bir ara bu nükleer atık meselesinde Savaş Doğan sizi sorgulamıştı değil mi? Şimdi çok daha güçlü efendim. Anlamadım. Şu anda bulunduğu yer bakımından söyledim. Benden ne istiyorsun? Her şeyimle size sığınmak istiyorum Turgay Bey. Sizin talepleriniz hep makul olmuştu. Sürekli ve geniş koruma istiyorsun ha? Evet ama mümkün mü? Biz mutlak koruma sağlarız. Savaş Doğan'ınki kadar olmasa da fatura biraz yüklüdür. Efendim gücüm neye yeterse hazırım. Tabii gücünü yettiği kadar. Canını alacak değiliz ya. Özcan. Buyur abi. Önder Bey'e ayrıntılı bir gider çizelgesi çıkar. Peki abi. Buyurun geçelim Önder Bey. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Çok üzüldüm. Erhan Ersoy dostumuz. Allah rahmet eylesin. Garsonlar bizi bekliyor. Hala dışarıdalar mı? Onlar yabancı değil. Birazdan çıkacağız. Sakin olun. Ben dışarı çıkıp bir bakacağım. Her ihtimale karşı bu sizde kalsın. Hemen dönerim. Sakin ol. Birebir aynı sahneyi mi planladın yoksa? Ufak bir ayrıntı hariç. Ne mesela? Operasyonu Amerika'da düzenleyemiyoruz.
teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi geceler.